Dünya Politikası'nın Dönüşümü ve Türkiye Konulu programımıza hoş geldiniz. Saygıdeğer Profesör Doktor Kemal İnat hocamız bugün Dünya Politikası'nın Dönüşümü ve Türkiye Konulu konferans için aramızda bulunmaktadır. Lisansını 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Profesör Doktor Kemal İnat, doktorasını 2000 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi'nde 21. yüzyılın başında Türkiye'nin Orta Doğu politikası başlıklı teziyle tamamladı. 2005 yılından beri yayınlanmakta olan Orta Doğu Yıllığı ve 2009'dan beri yayınlanan Türk Dış Politikası Yıllığı isimli yıllıkların editörleri arasında yer almaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası kitap ile hakemli dergide makaleleri yayınlandı. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Orta Doğu Çalışmaları Programı'nda dersler vermekte. Aynı üniversitenin Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmektedir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Kemal İnat hocamızı kürsüye davet ediyorum. Evet, yavaş yavaş başlayabiliriz. Şimdi bizim bugün yapacağımız konuşmanın konusu dünya politikasındaki dönüşümler ve Türkiye dönüşümlerin neresinde yer alıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Başlıktan da anlayacağınız gibi dünya politikasında son dönemde bir dönüşümün var olduğundan bahsedebiliriz. Ben şöyle başlamak istiyorum. Dünya politikasının temel doğasına baktığımızda daha çok çatışmaları görüyoruz. Hepimiz her gün haberlerde sürekli çatışmalardan bahsedildiğini görüyorsunuz. Belki biraz haberciliğin doğasında da çatışmaların ön plan çıkarılması söz konusudur. Yani çünkü güzel gelişmeler insanların çok fazla ilgisini çekmiyor. Çatışmalar, kan ve ölümler daha fazla ilgisini çektiği için haberciler belki onlara odaklanıyorlar ama gerçekten de maalesef dünya politikasında çatışmaların daha fazla, yani güzel gelişmelere göre daha fazla ön plan çıktığını görüyoruz. Burada belki şununla başlanabilir. Hepinizin belki tanıdığı Kant'ın ebedi barış diye bir teorisi var. Yani dünyada barışı sürekli nasıl barışı sürekli kılabiliriz sorusuna cevaplamaya çalışmış. Bu çerçevede ebedi barış diye bir teoriden bahsediyor. Yani işte çatışmaların engellendiği, bütün dünyaya barışın hakim olduğu bir ortam, atmosferi nasıl geliştirebiliriz sorusu üzerinden gidiyor. Buna Kant'ın verdiği cevap, demokratik bir cumhuriyet kurulmakla dünyada barış sağlanabilir. Yani Kant biliyorsunuz liberalizmi önde gelen isimlerinden bir tanesi. Birçok kimse belki onu daha çok iç politika ya da diğer alanlarla ilgili söylemlerinden bilirler ama uluslararası ilişkiler konusunda da önemli çıkarımları olduğunu söyleyebiliriz. İşte uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda bir demokratik cumhuriyet oluşacak. Buradaki bu erdemli bir devlet olacak. Diğer devletler de onu örnek alacaklar ve bir şekilde bu iyinin yayılması sonrasında dünyada barışçı bir ortam söz konusu olacak. Temel teorisi bu. Dünyada barışın nasıl sağlanabileceği konusunda çok farklı görüşler ileri süren düşünürler olmuştur. Şimdi bir de Kant'ın karşısında kimden bahsedebiliriz? Huntington diye bir Amerikalı yazardan bahsedebiliriz. Onun da neler söylediğini az çok belki yani sosyal bilimlerle ilgilenen herkes bilir. Huntington'ın dünyası ise Kant'ın dünyasından daha farklı. Huntington medeniyetler çatışmasından bahseder. Bu çatışma kaçınılmaz görür. Biliyorsunuz dünyayı farklı medeniyet bölgelerine ayırır. Ve bu medeniyetler
çıkardığı bazı arasında söz konusu olacak ilişkinin ancak bir çatışma ilişkisi olacağını söyler. Yani dünyada medeniyetler arasındaki ilişki kaçınılmaz olarak çatışma ilişkisi şeklinde olmalı mıdır? Sorusuna Huntington böyle bir cevap verirken kaçınılmaz olarak çatışmacı olmalıdır derken bunun karşısında başka söylemler de söz konusu. Belki Kant'tan yola çıkan söylemler de söz konusu. Mesela Türkiye'nin de içinde yer aldığı işte bu Medeniyetler İttifakı projesi uzun yıllar Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülmüş Türkiye ve İspanya'nın eş başkanı olduğu bir Medeniyetler İttifakı projesi bu Huntington'ın söylemek istediği veya öngördüğü dünyadan farklı bir dünya oluşturmaya çalışan, farklı bir dünya resmi çizmeye çalışan şey olarak, proje olarak karşımıza çıkıyor aslında. Yani buraya kadar söylediklerimden muradım şu, dünyada dünya politikası nasıl şekillenecek, nasıl şekillenmelidir diye baktığımızda farklı yaklaşımlar söz konusu. Yani bazıları dünya politikası kaçınılmaz olarak çatışmacı bir şekilde şekillenir, bazıları ise çatışma kaçınılmaz değildir. İşbirliği eksenli bir dünya oluşturmak da mümkündür diye söyler. Aslında işbirliği eksenli bir dünya oluşturma konusunda bir takım örnekler de, belki bunun teorik olarak mümkün olduğunu gösteren örnekler de söz konusu. Belki evrensel anlamda bütün dünyayı saran bir hukuk alanı oluşturmak, herkesin kabul ettiği, kabul gördüğü, herkes tarafından kabul gören bir hukuk alanı oluşturmak şu ana kadar mümkün olmadı ama bölgesel düzeyde kabul gören ve geçerli olan sorunların diyalog ve işbirliği yolunda çözüldüğü hukuk alanları söz konusu aslında. Mesela Avrupa Birliği'ni buna örnek olarak söyleyi gösterebiliriz. Avrupa Birliği çatısı altında bir araya gelen, geçmişleri çok çatışmacı, geçmişte sürekli çatışma ve kavga içerisinde olmuş uluslar Avrupa Birliği sayesinde barışçı bir hukuk alanı oluşturabilmişler ve belki bütün dünyaya bunun mümkün olduğunu göstermektedir. Şimdi baktığımızda bu söylediğimiz farklı politika tarzları içerisinde Avrupa Birliği örneğinden yola çıkarsak sanki Avrupa Birliği ülkelerinin dünyada çatışmacı politika değil, işte barışçı politika izledikleri gibi bir soruca varabiliyoruz. Kendi aralarındaki ilişkiler açısından böyle gerçekten. Ama dış dünyaya yönelik tavırları açısından baktığımızda burada sadece Avrupa Birliği'ni düşünmeyelim, Amerika Birleşik Devletleri'ni de katarak işin içine, yani Batı dünyası diye düşünelim. Batı dünyasının kendisi dışındaki dünyaya yönelik politikaları şekillendirirken gerçekten işbirliğini öne çıkaran ve dünya barışını esas alan bir politika mı arzuladığı, yoksa bunun karşısında çatışmacı ve müdahaleci bir politika mı arzuladığı sorusu da karşımıza çıkmıyor değil. Özellikle günümüzde çok gündemli olan mesela Ukrayna üzerinden bunu okuduğumuzda ya da Orta Doğu bölgesi üzerinden bunu okuduğumuzda Batı'nın son dönemde geçmişinde de aslında çok buna benzer politikaları uyguladığını görüyoruz ama son dönemde yeniden aşırı müdahaleci politikalara yöneldiğini ve bu müdahaleci politikalarda da geçmişteki ne diyelim o sert politikalar, hard power dediğimiz sert güç politikalarından ziyade bugün daha farklı, daha rafine müdahale yöntemlerinin öne çıktığını görebiliyoruz. Bu anlamda Batı hangisini arzu ediyor sorusuna kendi içerisinde aslında işbirliği eksenli bir politika geliştirmeyi arzu ettiğini ancak dünyanın diğer kesimlerine karşı daha fazla işte müdahaleciliği ön plana çıkaran işbirliği eksenli politikayı arka plana iten bir politika arzusu içerisinde olduğunu görüyoruz. Neden Batı üzerinde bunu sorduğunuzda gelince yani bugün dünya hani bizim ana konumuz, yavaş yavaş ben o tarafa doğru geleceğim. Ana konumuz neydi? Dünya politikasının yeniden şekillenmesi ya da dünya politikasında yaşanan dönüşümler Türkiye'nin buradaki yeri. Yani biraz böyle tümden gelin yöntemiyle en son Türkiye'ye kadar getireceğim. Neden Batı üzerinden soruyorum? Çünkü bugünün dünyasına baktığımız
baktığımızda halen de Batı'nın üstünlüğünde bir dünyadan bahsetmemiz gerekiyor. Maalesef biz sonuçta Batı dünyasının bir parçası değiliz. Ve keşke biz daha fazla dünya politikasında öne çıkan bir bölge olsaydık ya da bölge ülkesi olabilseydik. Öyle değil. Biliyorsunuz Batı'nın üstünlüğünde şekillenen dünya yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var. Yani Batı'nın dünya politikasında öne çıkmasının yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi söz konusu. Belki bunu biraz daha geriye bile götürebiliriz. Yani Batı'nın üstünlüğünün temellenmesi daha geriye gider ama yani Batı'nın dünya politikasında aşırı söz sahibi olması, çok öne çıkması işte 18. yüzyıldan itibaren olmuştur diyebiliriz. 18. ve 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Batı'nın dünya politikasının üstün olduğu yüzyılda diyebiliriz. Batı'nın bu dünya politikasında üstün olduğu dönemlerde nasıl politika izlediğine gelince az önce yaptığımız tespit çerçevesinde aslında kendi içerisinde işbirliğini son dönemlerde keşfettiğini görüyoruz Batılıların. Yani 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan o büyük yıkımdan sonra Avrupa'daki o işbirliği eksenliği az önce bahsettiğim yapımı gerçekleştirmeye çalışıldığını görüyoruz. Onun öncesinde hem kendi içerisinde hem de dünyanın diğer bölgelerine yönelik olarak işbirliğini öne çıkaran değil, tam tersi çatışmayı ve müdahaleciliği öne çıkaran bir politika izlediğini görüyoruz aslında. Yani sömürgecilik, emperyalizm kavramları herhalde bu konuda ne demek istediğimi anlatacak şeylerdir. Dünyanın diğer bölgelerinin büyük ölçüde Batılı ülkeler tarafından sömürgeleştirildiğini, Batılı ülkelerin emperyalist politikaları diğer bölgelerde gerçekten çok olumsuz sonuçlara yol açtığını görüyoruz. Yani şimdi 200 yıldır bir Batı'nın üstünlüğü söz konusu. Şu andaki durum ne? Şu andaki durum halen Batı'nın üstünlüğü olduğu bir dünya politikasından bahsediyoruz. Ancak Batı'nın üstünlüğüne karşı bir takım meydan okumaların da son dönemlerde yaşandığını görüyoruz aslında. Batı'nın üstünlüğüne karşı ilk meydan okumalar nereden geliyordu? Aslında Batılı olmayan, yani Rusya'yı burada belki bir ara toplum olarak görebiliriz. Huntington'ın tanımlaması da Rusya Batı'nın parçası değil, Batı medeniyetinin parçası değil. Ama Rusya aslında hem bir Avrupa ülkesi hem bir Asya bugün itibariyle baktığımızda ve geçmiş itibariyle baktığımızda. Yani Rusya'yı Batı'nın dışında görürseniz, yani Rusya'nın meydan okuması zaten var biliyorsunuz. Sovyetlerin bir döneminde ciddi bir meydan okuma aslında Batı'ya karşı. Bugünlerde de yine Putin'in en son yaptığı konuşmayı eğer takip ettiyseniz ciddi bir şekilde Putin Rusya'yı geçmişteki konumuna taşımaya çalışıyor. Yani yeniden süper güçlerden, çünkü Rusya yani küresel güç konumunda şu anda zaten, ama süper güç konumuna taşımaya çalıştığını görüyoruz. Ama Rusya dışında başka meydan okumalar da oldu biliyorsunuz Batı dünyasına karşı. Nedir mesela o meydan okumalar? Önce Japonya'nın meydan okuması söz konusu. Yani Batı'nın o işte üretimde ve üretimin getirdiği üstünlük sonucu askeri alandaki üstünlüğüne karşı doğulu bir toplumdan, yani Rusya'yı bize dışarıda tutarsak, doğulu bir toplumdan, Batı dışı bir toplumdan ilk meydan okuma belki Japonya'dan geldi. Ancak bu meydan okumalar, sonradan bahsedeceğim işte Çin'in meydan okuması, veya son dönemlerde Hindistan, Brezilya gibi bunlardan gelen meydan okumalar hepsi kendi içerisinde farklılaşıyor. Mesela Japonya'nın meydan okuması gerçekten askeri anlamda bir meydan okuma olarak kendisini gösterdi. Önce ekonomik alanda sonra askeri alanda ve aslında agresif bir meydan okuma olarak kendisini gösterdi ve ciddi şekilde 2. Dünya Savaşı'nda tahribata uğramasıyla sonuçlandı. Ama bu tahribata rağmen 2. Dünya Savaşı sonrasında da Japonya'nın Batı ile ekonomik anlamda yarışabilecek tek güç olduğunu uzun süre görüyoruz. Sonradan ona Çin Halk Cumhuriyeti'nin eklendiğini görüyoruz. Birazdan bazı işte aslında gördüğümüz tabloda birazdan onlardan davetler bir şekilde bahsedeceğim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin de önce ekonomik alanda sonra da askeri alanda Batı'ya karşı meydan okuduğunu görüyoruz. Bunun dışında işte bahsettiğim gibi Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerin giderek güçlendiği, mesela Brezilya İngiltere'nin de önüne geçeceği şekilde dünyanın 6. büyük ekonomisi konumuna gelmişti 2012'de.
2013'te yeniden 7. büyük ekonomik konumuna geri girdi. Ancak orada ciddi bir hareketlenme söz konusu. Ama bir taraftan da Brezilya'nın kendi içerisinde de bir takım sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Kamera kaydı için biraz daha yakınırsın. Peki, İslam dünyasından Batı'nın iklimine karşı bir meydan okuma söz konusu mudur diye sorarsak? Evet, yani bazı ülkelerden bahsedilebilir. İşte İran gibi, oradan İran'la ilgili bir ses geldi ama yani benim maalesef göstereceğim tablolar aslında İslam dünyasından ciddi anlamda Batı'yı endişeye sevk edecek bir meydan okumanın söz konusu olmadığını gösteriyor. Yani nedir o meydan okumayı neyle temellendirebiliriz? İşte güçle temellendirebiliriz. Gücü neyle ölçüyoruz? Gücü ölçmenin değişik yöntemleri var. Yani işte ekonomik göstergeler üzerinden bakabiliriz, askeri göstergeler üzerinden bakabiliriz. Başka göstergeler üzerinden bakabiliriz ama en önemli gösterge güç açısından o meydan okumayı, zaten Batı'nın en ciddiye aldığı meydan okuma aslında ekonomik meydan okuma. Ekonomik göstergelere baktığımızda İslam dünyasından Batı'yı endişeye sevk edecek bir ciddi meydan okumanın söz konusu olmadığını maalesef tespit etmek zorundayız. Bu genel girişten sonra biraz bu tablolar üzerinden mevcut dünya politikası nasıldı? Biraz onun üzerinden gitmek istiyorum. Ondan sonra da Türkiye'nin bu dünya politikasındaki yeri nedir? Son dönemde Türkiye ile ilgili ne gibi değişiklikler olmuştur? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu tabloya baktığımızda arkadaşlar, herkes görebilir herhalde tabloyu. Bu benim Dünya Bankası'nın verilerinden derlemiş olduğum bir tablo. Aslında bize epey bir şey söylüyor. Sadece 1980 öncesi yok burada. 1980 öncesine ilişkin kısaca şöyle bir açıklamada bulunabiliriz. 1980 öncesinde Batı'nın dünya ekonomisindeki ağırlığı çok daha fazlaydı arkadaşlar. 1970'lerde, 60'larda özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Ama ondan sonra Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hızlı büyüdüğünü, ekonomik olarak büyüdüğünü görüyoruz. Yani 1970'ler ve 60'larda Batı'nın üstünlüğünün ekonomik veriler arasında çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. Buradaki karşılaşma 1980 ile 2012 arasında gayri safi yurt dışı hasıla rakamları bunlar. Gayri safi yurt dışı hasılayı herhalde herkes az çok biliyordur. Şöyle diyelim, milli gelir diyebiliriz gayri safi yurt dışı hasılaya. Nedir gayri safi yurt dışı hasıla? Bir ülkenin bir yıl içerisindeki üretimi aslında. Bir ülkenin bir ülke içerisinde, bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetleri parasal karşılığında tanımını yapmak gerekirse böyle. Yani burada şöyle, çok önemli bir gösterge bu. Neden önemli bir gösterge? Çünkü ne kadar üretiyorsanız o kadar parasal imkanınız var demektir, o kadar gücünüz var demektir. Dolayısıyla bu çok önemli bir gösterge gerçekten güç açısından. Şimdi baktığımızda en sondaki iki sütuna baktığımızda orada mesela 1980-2012 arasında kaç kat büyüdüğünü gösteriyor. Bu ülkelerin ekonomisinin kaç kat büyüdüğünü görüyorsunuz. 32 yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin gerçekten diğerlerinde hiç karşılaştırılmayacak düzeyde büyüdüğünü görürsünüz. Yani 44.2 kat Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisinin büyüdüğünü görüyoruz. Gerçekten ilgilenenler varsa konuyla bilirler. Çin Halk Cumhuriyeti'nin rakamlarını takip etmek çok kolay değil. Yani her yıl neredeyse Türkiye, hatta Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğünden daha fazla büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Bu ülkelerin sıralaması sondan ikinci sütuna göre yapıldı arkadaşlar. Bu 25 tane dünyanın en büyük ekonomisi arasında yer alan 25 ülke arasından yapıldı bu sıralama. Tabii dünyada başka ülkeler var ama en büyük ülkeler arasında Türkiye'nin 3. sırada olduğunu
arasında 11,5 kat aşağı yukarı 11,5 kat büyümüş durumda. Türkiye'den daha fazla büyüyen Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore var. Hindistan, işte Brezilya, bunlar az önce bahsettiğim o meydan okuma sırasında, yani meydan okumadan bahsederken kastettiğim bunlardı. Bunlar da mesela Hindistan ve Brezilya'nın ikisi daha yakın döneme ilişkin büyümeler. Bunlar 15 yıldır, son dönem, son 10 yıldır büyümeler. Çin Halk Cumhuriyeti ise son 25 yıldır çok hızlı büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri bunlarla karşılaştırmak herhalde çok mantıklı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Fransa ve Almanya, yani batılı ülkelerle karşılaştırdığımızda son 30 yıllık süre içerisinde onların karşısında diğer ülkelerin gerçekten ciddi bir, ekonomik olarak ciddi bir atılım yaptıklarını görüyoruz. Ama şurada hemen şunu söyleyeyim. Bu atılımın sonucunda geldiğimiz noktada Batı'nın üstünlüğü sona ermiş midir? Az önce söylemiştim, halen daha Batı'nın üstün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ekonomik olarak ve askeri olarak. Halen daha yani Batı'nın yaklaşık olarak dünya üretiminin yaklaşık yarısını yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Askeri olarak ise çok daha fazla. Yani Batı'nın askeri harcamalarının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte 30 yıllık süre içerisinde Amerikan ekonomisi 5,5 kat artmış. %5,5 değil bu tabii. Onu özellikle söylüyorum. 5,5 katlık bir artış söz konusu. Japonya, Fransa ve Almanya'ya baktığınızda mesela Almanya'da bunun çok daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Almanya'nın asıl büyümesi önceki dönemde yani savaş sonrasındaki 50'li 60'lı ve 70'li yıllarda daha büyük. Rusya Sovyetler Birliği'nden dolayı 82-2012 verileri yok. 90'dan sonra Rusya verileri var. 2002-2012 arasına bakarsanız ben bunu bir makale çalışmamdan aldığım için makale çalışmasının başlığı şuydu arkadaşlar. AK Parti döneminde işte Türkiye'nin kapasitesindeki değişmeyi incelediği için ayrıca böyle son sütunda böyle bir şey çıkardım. Yani AK Parti döneminde Türkiye nerede duruyor diye. Yani 2002-2012 arasında Türkiye ekonomisi yaklaşık 3,5 kat büyümüş. Burada mesela Türkiye'nin önüne geçen başka ülkeler de var. Hindistan, Brezilya gibi ülkeler var. Çin Halk Cumhuriyeti aynı şekilde. Ama Güney Kore ve diğerleri geride kalmış. Yani Rusya da mesela son dönemde özellikle enerji kaynakları, yani sahip olduğu enerji kaynakları açısından büyük, çok hızlı bir büyüme göstermiş değildir. Yalnız Rusya'nın büyümesini sağlıklı bir büyüme olmadığını söyleyelim. İşte doğal gaz ve petrol bağımlısı bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bunların ihracatına bak. Yani Suudi Arabistan'a benzer bir ülke haline geldiğini söyleyebiliriz bu şey. Evet, yani bu tabloyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Diğerlerine de bakalım. Burada bir iki tane tabloda şimdi dünya ekonomisinin dağılma. Az önce Batı'nın üstünlüğüne İslam dünyasından bir meydan okuma var mıdır dediğimizde maalesef olmadığını söylemiştim. Bu tabloları aldım, bu çok net bir şekilde gösteriyor. Burada kıtalar açısından dağılımı baktığımızda dağılma, Avrupa'nın işte 2004-2007 var, diğer rakamlar da var, onları da söyleyeceğim. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın burada belirgin bir şekilde öne çıktığını görüyoruz. Güney Amerika'nın, Orta Doğu'nun, Orta Amerika'nın, Afrika'nın ve diğer bölgelerin dünya politikasında, dünya ekonomisinde, dolayısıyla dünya politikasında fazla söz sahibi olmadığını görüyoruz. Yani bu rakamlar herhalde net bir şekilde bize bunu gösteriyor. Dünya politikasını şekillendirenler Avrupalılar, Amerikalılar ve yeni yeni işte asıl meydan okumanın geldiği Doğu Asya'da. Buradaki tabloda ise 2011-2012 rakamları var. Burada tamamen Asya, mesela Asya'nın tamamını almadık arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin burada 27 ülkesi var. Hırvatistan henüz katılmamıştı. 2011 ve 2012 rakamları var. 2012'deki rakamların düşük olması Euro kriziyle alakalı. 17 trilyon dolar gayri safi yurt dışı hasılası Avrupa Birliği'nin 27 ülkesine
Kuzey Amerika'daki üç ülke NAFTA ülkelerini, burada tabii asıl önemli olan Amerika Birleşik Devletleri, 18.6 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Burada karşılaştırma olsun, yani bu rakamlar bazen çok anlam ifade etmeyebiliyor. Türkiye'nin ikisini söyledim karşılaştırma olsun diye. 2012 yılında Türkiye'nin 789 milyar dolar, yani 0.78 trilyon dolar, öyle söyleyeyim. Yani 1 trilyon doların altında. Kuzey Amerika işte 18.6. Şu rakam çok önemli bence burada. İşte 9 tane Asya ülkesine baktığımızda, burada Hindistan'ı da ekledim ben. 19.5 trilyon dolar. Yani bu bize ne söylüyor? Başta söylediğim o meydan okumayı gösteren bir şey bu aslında. Yani bunlar batı dışı ülkeler. Yani batılılar değil bunlar. Ve ilk defa batıyı ayrı olarak görürsek, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı ayırdığımız zaman ilk defa dünyada en büyük ekonomik güç odaklanmasının Asya'da olduğunu görüyoruz. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerika'yı hem de Avrupa Birliği'ni geçen bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Bu bizim için önemli. Türkiye'de dış politikasını şekillenirken bu gerçekleri dikkate almak zorunda. Evet, Güney Amerika'ya baktığımızda işte burada asıl büyüklük Brezilya'nın büyüklüğü. Önceki gösterdiğim tabloya göre biraz daha durumun iyileştiğini görüyoruz ama halen daha çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Orta Doğu'nun en büyük, ekonomik olarak en büyük 4 tane ülkesini aldığımızda burada sırasıyla Türkiye en büyük, ekonomisi en büyük ülke Türkiye, sonra Suudi Arabistan, sonra İran ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bunların hepsinin toplamının ancak 2 trilyon 350 milyar dolara ulaşabildiğini görüyoruz. 2002 rakamlarıyla halen daha oldukça geri olduğunu görüyoruz. Yani buradan yine belki şunu da söyleyelim. Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika'yı birlikte düşünürseniz, yani Batı'yı birlikte düşünürseniz, işte yaklaşık 35 trilyon dolar ki dünyanın 2012'deki toplam gayri safi yurt içi hasılası 70 trilyon doların biraz üzerinde olduğunu düşünürseniz dünyadaki toplam üretimin yarısını halen daha bütün diğer bölgelerdeki gelişmelere rağmen Batı'nın yaptığını görürüz. Evet, burada ek olarak şey de var, askeri harcamalar da var. Yani bu gayri safi yurt içi hasılayı söylemiştim, onun üzerinde durmayalım. Sadece Asya'dan bu sefer 8 ülke var. Niye düşük diye düşünürseniz, Hindistan çıkarınca böyle bir tablo söz konusu 2012'de. Askeri harcamalara baktığımızda ise yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi şekilde önde olduğunu görüyoruz. İşte Asya'daki ülkelerin askeri harcamaları 228 milyar dolar. Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin 251 milyar dolar. Güney Amerika 49. Orta Doğu'nun ise 104 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yani Orta Doğu'da ise bunun yarısını Suudi Arabistan askeri harcama yapıyor. Geri kalan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın geri kalan yarısını yaptığını söyleyebiliriz. Evet, şu tablo da ilginç. Şimdi aslında Türkiye'ye geçebiliriz. Yani Türkiye nerede duruyor dünya politikasında? Zamanı da kontrol ettikten sonra. Yani şöyle bir 1980-2012 arasında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Türkiye ekonomisinin yaklaşık 40 katı büyüklükteydi. Yani bu geldiğimiz noktada ise 19.8 katı büyüklükte. Yani işte yaklaşık 20 katı büyüklükte. Burada Türkiye'nin son dönemdeki büyümesiyle birlikte, ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 1980'li yıllar şeyden sonra, yani darbe sonrası yeniden demokrasiye geçilmesiyle birlikte, özellikle Özal'lı yıllar Türkiye'nin ekonomisine gerçekten katkıda bulunmuş yıllar. Aynı ekonomik büyüme 90'lı yıllarda devam etmiş olsaydı bu tablo herhalde daha değişik olurdu. Ama 90'lı yıllarda Türkiye ekonomisi maalesef tekrar çok o dönemde 90'lı yıllardaki istikrarsızlıktan, siyasi istikrarsızlıktan olumsuz etkilenmiş. Aynı büyüme, yani 1980'lerdeki ve 2000'lerdeki büyümeyi biz 1990'lı yıllarda görmüyoruz. Ama buna rağmen
Yani ciddi bir iyileşme söz konusu burada. Ama şunu da tespit etmek gerekiyor burada. Biz halen daha son dönemde, son 30 yıldaki o kalkınmaya ve büyümeye rağmen halen daha Amerika ekonomik gücünün ancak 20'de biri bir ekonomik gücü sahibiz. Japonya ile karşılaştırma yaptığımızda işte yaklaşık 16 kat büyüklükteydi bir Japon ekonomisi Türkiye'ye göre. Şimdi 7,5 kata inmiş. İşte Almanya, Fransa, Birleşik Krak, İngiltere ile karşılaştırdığımızda mesela İsviçre ile karşılaştırdığımızda İsviçre ekonomisi Türkiye'nin 1,5 katı büyüklüğündeydi. Şimdi ise Türkiye ekonomisi İsviçre ekonomisinden daha büyük hale geldi. Şimdi askeri harcamalara geçmeden önce Türkiye'nin yani bu tabloları Türkiye ile ilgili kısmını konuşurken biraz daha diyeceğim bunlara. Şimdi Türkiye özellikle son 10 yıllık dönem içerisinde ne yaptı ve dünyadaki bu izlemiş olduğu politikalar sonrasında gelmiş olduğu nokta nedir diye bakarsak Türkiye'nin bir kere her şeyden önce dış politikasında çok ciddi bir dönüşüm söz konusu oldu 2000'li yıllarda. Yani bu AK Parti dönemi olarak bakarsak arkadaşlar AK Parti dönemini belki ikiye ayırmak gerekir burada. 2010 sonlarına kadar olan dönem ve 2010'dan sonraki dönemdir. 2010'dan sonraki döneme ilişkin şöyle bir tartışma yapılırdı. Türkiye'nin dış politikasında belirlemiş olduğu ilkelerden bir dönüş söz konusu olmuş mudur? Yoksa fiili olarak gördüğümüz tablo, yani o 2010 öncesinde gördüğümüz tablodan farklı bir tablo görüyoruz şu anda. Bu tablo başka nedenlerden mi kaynaklanıyor? Yani Türkiye'nin dış politikasını değiştirmesiyle mi alakalı yoksa başka gelişmelerle mi alakalı? Önce 2000'li yıllarda Türkiye'nin temel dış politikasına baktığımızda bu arada ne kadar süremiz var Mahmut Hocam? Yani bir 15 dakika daha konuştuktan sonra soru cevabı var. 15 dakika daha var hocam. Tamam. Evet. Yıllarda AK Parti'nin ilk döneminde Türkiye dış politikasında daha önce ihmal etmiş olduğu bölgelere açılmaya başladı. Bir kere her şeyden önce bunu söylemek lazım. Mesela Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin dış ticaretindeki payı %54 civarındaydı 2000'lerin başında. Şimdi %36-37 civarına gerilemiş durumda. Buradan şöyle şunu da tespit edelim tabii. Türkiye Avrupa Birliği ile de çok ticaret yapmak zorunda. Ama Avrupa Birliği'nin payının çok yüksek olması demek diğer bölgelerin payının düşük olması anlamına geliyor. Orta Doğu'nun payı ise %7 civarlarında 2000'lerin başında %7 civarlarında şimdi %16-17 civarına yükselmiş durumda. Yani Türkiye ne yaptı 2000'li yıllarda? O zamana kadar ihmal ettiği bölgelere hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan açılmaya çalışan bir politika izledi. Yani bu önemli bir değişiklik. Aslında 2000'li yıllarda Türk dış politikasındaki ilkeleri biraz şeyde görüyoruz. 1980'li yıllarda Özal'ın dış politikasını görüyoruz. Nedir onlar? Bir kere her şeyden önce çok boyutlu dış politikadan bahsetmek gerekir. İşte bu söylediğim Orta Doğu ile ilgili verdiğim örnek o çok boyutlu dış politikanın göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Nedir o? İşte mesela Özal'dan kısaca açıklayabilirsek, Özal şunu gördü iş başına geldiğinde, başbakan olduğunda. Türkiye'nin dış politikasında ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlığı var. Ve bu ağırlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlığı sadece Türkiye'nin dış politikasında değil, aynı zamanda iç politikasında da ciddi bir ağırlık söz konusu. Bu da Türkiye'deki iş başına gelen hükümetlerin hareket alanını daraltan bir şey. Yani siz kendi politik vizyonunuzu geliştirip o politik vizyonun peşinden gitmeye kalktığınızda sık sık Amerika Birleşik Devletleri
ile karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Yani bir çatışma durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nden sizin izlemek istediğiniz, kendi çıkarlarınız doğrultusunda izlemek istediğiniz politikaya yönelik eleştiriler ve engeller söz konusu olabilir. Dolayısıyla ne yapmaya çalıştı Özal? Bu ağırlığı azaltmaya çalıştı. Yani şöyle bir şey hiç denemedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtını dönmek gibi bir politika izlemedi aslında. İşte çok boyutlu dış politika anlayışı geliştirmeye çalıştı. Nedir o çok boyutlu dış politika? Amerika Birleşik Devletleri'nde yeri olacak Türkiye'nin dış politikasında. Mutlaka yeri olacak ve belki 80'li yıllarda en ağırlıklı yere sahip aslında. Ama aynı zamanda onu dengeleyecek şekilde başka bölgelerle de işbirliği geliştirmeye çalıştı. Ne yaptı? Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmeye çalıştı. İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye çalıştı. Ve hatta Rusya ile ilişkileri geliştirmeye çalıştı. Bunların göstergesi nedir? Mesela Avrupa Birliği'nde tam ilk başvurusunda bulundu ve Avrupa Birliği ile o darbe sonrasında dondurulan ilişkileri yeniden canlandırmaya çalıştı. İslam ülkeleriyle hem İslam Konferansı Örgütü'nde Türkiye tam temsil edilmeye başlandı. Hem de ekonomik ilişkili teşkilatı kuruldu İran'la ve Pakistan'la. Bir de Karadeniz Ekonomik İlişkili Teşkilatı kuruldu Rusya'yı da dahil etmek için. Yani Özal'ın yapmaya çalıştığı şey Amerika'yı da rahatsız etmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk dış politikasındaki ağırlığını ortadan kaldırmaya çalışmaktı. Burada da Avrupa Birliği'ni ön plana çıkardığı için Batı dünyasında ciddi bir rahatsızlık oluşturmadı. Şimdi buradan getirelim AK Parti dönemine. AK Parti döneminde de benzer bir şey yapılmaya çalışıldı. Türkiye'nin dış politikasında Batı'nın ağırlığı azaltılmaya çalışıldı. Alternatifleri artırılmaya çalışıldı. Ancak Özal'ın zamanındaki gibi işte Batı'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni yine bir başka Batı olan Avrupa Birliği ile dengelemek yerine, çünkü o zaten vardı, hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa zaten vardı Türk dış politikasında, Orta Doğu'nun ön plana çıkarılması ya da Orta Doğu'nun o ihmal edilmişliğinin giderilmesine yönelik adımlar söz konusu oldu. İşte Türkiye'nin bunu nasıl gördük? Türkiye'nin İran'la ilişkilerini hızlı bir şekilde iyileştirdiğini gördük. Hemen şöyle bir kısa karşılaştırma yapalım. 1990'lı yıllarda İran'la güvenlik sorunlarımız var. Mesela İran'ın PKK'yı desteklediğine yönelik çok ciddi eleştirileri var Türkiye'nin. Hatta İran'a karşı misilleme tehdidinde bulunan bir ordu söz konusu. Ekonomik olarak ilişkilerimiz dip yapmış durumda 1990'lı yıllarda. Şöyle söyleyeyim, 1998 yılında İran gibi büyük bir komşuyla 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz bile yok arkadaşlar. Yani karşılaştırma olsun diye şunu söyleyeyim, aynı yıl Fransa ve Almanya gibi iki komşunun dış ticaret hacmi, birbirleriyle yaptıkları ticaret 200 milyar doların üzerinde. Bizim İran gibi büyük bir komşumuzla ilişkilerimiz, dış ticaret hacmimiz 1 milyar doların altında, 630 milyon dolar civarında. Üçüncüsü, ideolojik şeyler var İran'la Türkiye arasında, ideolojik problemler söz konusu. İşte seküler ideolojiyle, İslamcı ideoloji, Türkiye'deki iç kavganın yansıması şeklinde aslında İran'la ilişkilerimizde bu ideolojik kavga görüyoruz. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda Türkiye bunları terk ediyor. Ne yapıyor mesela? PKK konusunda İran'da PKK'nın bir kolu olan PJK var. Türkiye ne yapıyor? İran'la işbirliği yapıyor. Yani PKK, PJK'a karşı Türkiye, İran birlikte güvenlik politikaları geliştirmeye başlıyorlar. Ekonomik ilişkiler hızlı bir şekilde geliştiriliyor. Şöyle söyleyeyim, 2012 yılında yaklaşık 22 milyar dolar seviyesine çıkıyor Türkiye ile İran arasında dış ticaret. Yani 2000'lerin başında 1 milyar dolar civarındayken 22 milyar dolar seviyesine çıkıyor. Bu çok ciddi, büyük bir artış. Ama geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda halen daha, yani işte bugün Almanya-Fransa arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 240 milyar dolar civarında. Bizim İran gibi bir komşumuzla 2013'te bu biraz daha düştü. Tekrar işte 13-14 milyar dolar seviyesine girildi. Bütün o artışa rağmen bence olması gerekenin çok gerisinde duruyor.
Neyse, yani İran örneğinden AK Parti'nin yapmaya çalıştığı Türk politik, dış politikada neler yapmaya çalıştığını söyledim. Aynı şeyi Irak'ta yapmaya çalıştı. Irak konusunda mesela en önemli değişiklik ne oldu? Kuzey Irak'a yönelik Türkiye'nin politikasında ciddi bir dönüşüm söz konusu oldu. Kuzey Irak'ta, Kuzey Irak'taki o yerel otorite, bölgesel otorite düşman olarak görünüyordu yakın zamana kadar, 90'lı yıllarda. Ama 2000'li yıllarda ne yaptı Türkiye? Kuzey Irak'taki işte Barzan ve Talabani'yi muhatap olarak kabul eden bir politika izlemeye başladı. Ve onlarla işbirliğini geliştirmeye başladı. Bunun Türkiye ekonomisine yansıması ve güvenliğine yansıması oldukça olumlu oldu aslında. Yani Türkiye onları neden kale almayan bir politika izliyordu? Çünkü güvenlik riski olarak görüyordu. Ama tam tersi, onları muhatap olan bir politika izlediği zaman hem güvenlik risklerinin azaldığını gördü. Nedir? Gene PKK üzerinden bakarsak, işte Türkiye bazen gibi PKK konusunda işbirliği yapmaya başladı. Hatta işte son demokratik açılım politikasıyla birlikte PKK sorununun çözülmesi konusunda içeride de çok önemli adımlar atıldığını görüyorsunuz. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta geliştirmiş olduğu bir ilişki, bunu da destekleyen bir ilişki haline geldi. Bazen bu Türkiye ziyaretinde hatırlatabilirim burada. Ekonomik olarak ise Türkiye'nin Kuzey Irak'taki ekonomik yatırımları oldukça yüksek. Türkiye ekonomisinin bulanmasını ve Irak'ta ticaretin zorluk olduğu en fazla ilerle dönemimiz ülke haline geldi. Irak. Ve Irak'la ticaretimizin aslında Kuzey Irak'ta. Şöyle söyleyeyim. Almanya'da hem bir ticaret var. Irak bu şekilde birkaç yıl içerisinde en fazla ihracat yapan ülke haline gelecek. Aslında bazı ilişkilerimiz çok iyi olmasın. Bu nerede kaynaklı? Kuzey ile ilişkilerimiz iyi olmasın. Suriye ile aynı şeyi yapmaya çalıştık. Bir yüksek düzeyli satıcı ilişkiliği kurumu geliştirildi. Ve batıdan gelen eleştirilere rağmen Suriye ile ilişkiler geliştirildi. Ama 2000, yani bu kısmı kısaca böyle tamamlayayım ve 2010'lardan sonra ne oldu? Orayı belki 2-3 dakika içinde söyleyeyim. Ondan sonra soru cevaplara, belki bu tür konferanslarda anlatılacak olan şeylerin toparlanması çok kolay olmamakta. Belki soru cevaplar üzerinde daha faydalı olmakta. O kısmı da söyleyeyim ama sonra soru cevap aslında geçebiliriz. Ne oldu da 2010'un sonundan sonra, 2011'den itibaren Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerinin pek çoğuyla arası bozuldu. Yani İran'da çok iyi ilişkilerimiz vardı, Suriye'de çok iyi ilişkilerimiz vardı, Irak'ta, Kuzey Irak'ta çok iyi ilişkilerimiz vardı. Bunun çok bozuk değil ilişkilerimiz. Yani bu şekilde işbirliği söz konusuydu. Ne oldu da Türkiye'nin bu bölgeyle ilişkileri bozuldu? Orada ben 3 tane faktörden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi İsrail ile ilişkilerimizde yaşadığımız sorunlar. Diğer ülkelerle ilişkilerimizde dolaylı olarak olumsuz etkileri. Nedir o sorun? İşte İsrail'in 2008 sonu 2009 başında Gazze'ye yönelik o kapsamlı saldırısını hepimiz hatırlıyorsunuzdur. O saldırı sonrasında Türkiye'nin ciddi tepki göstermesi söz konusu. İşte Başbakan Davos'ta, İsrail Cumhurbaşkanı'nın bir çıkışı. Ondan sonra işte alçak bir kriti ve en son mağdur varmadı, zirve yapan işleri bozulmasına yönelik bir süreç söz konusu. Yani Türkiye, izlemiş olduğu politikayla, kendi politik ülkeleriyle İsrail'in bu saldırgan politikasında bu şekilde karşı çıkma ihtiyacı hissetti kendisinde. Bunun bize yansıması ne oldu? Hepinizin hatırlayacağı eksen kayması yönündeki eleştiriler oldu. İsrail'in Batı dünyasındaki dostları ama aynı zamanda Türkiye'nin kendi içinden de Türkiye'nin izlemiş olduğu Ortadoğu politikası, işte İran'la ilişkileri geliştirirken İsrail'le ilişkilerin bu şekilde bozulması Türkiye'ye eksen kayması suçlamaları şeklinde geri döndü ve gerçekten çok ciddi şekilde
hükümetin bunu altındığını söyleyebiliriz. Bu eksen kayması tartışmaları çerçevesinde. Bu birincisi, yani eksen kayması baskısına maruz kalan hükümet aslında bazı noktalarda geri adım atmak zorunda kaldı. Batıya sırtını dönmediğini ve işte Orta Doğucu, İslamcı bir politika izlemediğini göstermeye çalışan adımlar atmak zorunda kaldı. Buradan ikinci şeye geçmek istiyorum. Üç tane şeyden bahsetmiştim unsurlar. İkincisi, Arap devrimleri öncesinde bunlar gerçekleşiyor. İran'la ilişkilerimizi ciddi şekilde olumsuz etkileyen, işte Malatya'da, Kürecik'te NATO savunma doktrini çerçevesinde, NATO savunma politikalar çerçevesinde Türkiye'nin bir radar üssü kurmayı kabul etmiş. Yani füze savunma sistemi, NATO'nun füze savunma sistemi çerçevesinde Malatya Kürecik'e bir radar üssünün yerleştirilmesi. İran'la ilişkiler çok iyi giderken bu İran'da çok olumsuz algılandı. Şeye kadar varan yorumlar yapıldı. Ben onlara katılmıyorum ama oradaki algı üzerinden söylüyorum. Bunun işte İsrail korumak amaçlı yapıldığına dair yorumlar yapıldı İran'da. Az önce söylediğim gibi İran'ın bu konuda anlayışsız, bu kadar anlayışsız. Yani burada bir güvenlik riski kendisi açısından görebilir. Belki bir yere kadar anlaşılabilir bu. Ama daha 2010 yılında İran'a karşı nükleer yaptırımlara Güvenlik Konseyi'nde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdırmak pahasına hayır oyu kullanırken kullanmasına rağmen Türkiye aslında İran'a son dönemde bu kadar güven vermiş olmasına rağmen İran'ın işte Kürecik'te Türkiye'nin kurmak zorunda olduğu orada üstüne bu kadar aşırı tepki vermesi ve ilişkilerin giderek bozulmaya başlaması bence İran'ın yanlışı olarak görülmesi gerekir. Böyle Türkiye-İran ilişkilerindeki olumsuz atmosfer böyle gelişirken hepinizin bildiği Arap devrimleri dediğimiz gelişmeler söz konusu oldu. Arap devrimleri çerçevesinde Türkiye ve İran'ın Suriye'de mesela şey yapması, ters düşmesi birbirine. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Mısır'da birbirine ters düşmesi. Yani Arap devrimleri gerçekten bölgedeki hiçbir ülkenin hazırlıklı olmadığı gelişmelerdi. Sadece bölge ülkeleri değil, aslında batılı ülkeler bile Arap devrimlerine hazırlıklı olmadıklarını gösterdiler. İlk etapta verdikleri tepkilerle. Sonradan bunu biraz toparlamaya başladılar. Mesela Mısır'da işte Amerika'nın sonradan verdiği tepkiye falan bakarsak. İşte bu hazırlıksızlık Arap devrimleri konusunda Türkiye'nin de o bölgedeki ülkelerle kurduğu işbirliği temelli ilişkinin yavaş yavaş bozulmasına yol açtı. Burada şimdi şu soruyu sorup hemen kısaca cevabımı verip bitireceğim. Bu durum Türkiye'nin, aslında az önce sorduğum soruydu. Türkiye'nin 2000'li yıllardaki o çatışmacı olmayan işbirliği eksenli, başta Ortadoğu'lu komşular olmak üzere dünya ülkelerine karşı işbirliği eksenli politikasını, işte komşularla sıfır sorun, çok boyutlu dış politika vesaire gibi ülkelerle ifade edilen politikasından vazgeçti anlamına mı geliyor? Yoksa Türkiye aslında bu ilkeleri takip etmeye çalışıyor ama konjonktür buna müsaade etmiyor mu? Sorusunu sorabiliriz. Benim bu soruya verdiğim cevap şu. Türkiye aslında bu dış politika ilkelerini terk etmedi. Yani Türkiye neden bu dış politika ilkelerini öne çıkarmıştı? Komşularla sıfır sorun, çok boyutlu dış politika vesaire. Kendisini ekonomik açıdan güçlü kılmak için. Yani baştan beri gösterdiğim tablolar aslında daha çok ekonomik tablolardı. Ekonomisini büyütmek için 2023 hedefleri diye bir şeyden bahsediliyor biliyorsunuz. 2023 hedeflerinin en temeli nedir? Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girmesi. 10. ekonomi arasına girmesi. Komşularınızla iyi ilişki kurmadığınız müddetçe, işbirliği temelli ilişki kurmadığınız müddetçe ilk 10 ekonomi arasında falan giremezsiniz. Az önce söylediğim mesela İran'la ilgili vermiş olduğum örnek bunun tipik göstergesi. Yani Almanya, Fransa benzer ölçekli iki komşu 200 milyar dolar dış ticaret yaparken siz İran gibi büyük bir komşunuzla 1 milyar dolar bile dış ticaret yapamıyorsanız hiçbir şekilde büyük ülke olma, büyük ekonomiye sahip olma
hedefine sahip olamazsınız. Yani bu hayalci olur. Konuşursunuz 2023, 2071 hedeflerinden falan bahsedersiniz. Ama bunu gerçekleştiremezsiniz. O yüzden Türkiye bu hedeflerinden vazgeçti mi? Aslında vazgeçmedi. Bu hedeflere giden yol olarak dış politikada işte Davutoğlu'nun şahsında kendisini gösteren o temel ilke nedir? İşbirliği eksenli politika geliştirme. Ben işbirliği eksenli politikadan vazgeçilmediğini, ancak özellikle Arap devrimleri ile birlikte bölgenin karışması konusunda diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de hazırlıksız olduğunu ve bunlara tepki verirken işte bu sorunların yaşandığını, yani Suriye'de bizim şu anda ilişkilerimiz bozuksa bu Türkiye'nin niyetinden kaynaklanan bir şey değil. Aslında Arap devrimlerinin Suriye'yi sürüklediği kaostan kaynaklanıyor. Bir bu Arap devrimleri, ikincisi de Batı dünyasından gelen aşırı baskılar, işte İsrail üzerinden gelen, sadece İsrail değil, İran'la Türkiye'nin kurduğu ilişkileri, İsrail ilişkilerinin bozulması gibi nedenlerden dolayı eksen kayması temelli Türkiye'ye gelen baskılar, Türkiye'nin o 2003-2004'ten sonra 2010'un sonuna kadar kurduğu iyi ilişkiler ağını devam ettirmesini zorlaştırdı. Zorlaştırdı diyorum çünkü dış politikada konjonktürel gelişmelere hapsolmamak gerekiyor. Gerçekten ana mahkum olmamak lazım. Yani şöyle düşünün, bundan 3-4 sene önce Türkiye dış politikasında eksen kayması tartışmaları oluyordu. Bugün ise Türkiye'nin Orta Doğu'da işte çok kötü ilişkilere sahip olduğu konuşuluyor. Belki 2 sene sonra Türkiye'nin tekrar Orta Doğu'da çok iyi ilişkilere sahip olduğu ve yeniden Batı'dan işte Türkiye'nin ekseninin kaydına yönelik suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini görebiliriz. O yüzden şu anki konjonktüre çok hapsolup, mahkum olup, çok ileriye dönüp analizler yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet, ne yapmaya çalıştım? Dünya politikasındaki ana tabloyu çizmeye çalıştım. Halen daha Batı'nın üstünlüğünden bahsetmemiz gerekiyor maalesef. Ancak bu Batı'nın üstünlüğüne karşı meydan okumalar söz konusu. Türkiye burada nerede duruyor? Türkiye son dönemde konumunu oldukça iyileştirdi. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye'nin kapasitesi halen daha sınırlı. Belki diğer tavırları göstermedim ama çok fazla uzatmadım. Yani ekonomik olarak çok ilerleme, askeri olarak çok ilerleme kaydetmesine rağmen, diplomatik açıdan yine çok ilerleme kaydetmesine rağmen geldiğimiz noktada Türkiye halen daha Amerika Birleşik Devletleri ya da işte diğer Batı ülkelerle karşılaştırdığımızda kapasitesi sınırlı bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'den beklentiler de kapasitesi de sınırlı olmalıdır diye bitirmek istiyorum. Sorularınız varsa cevap vermeye çalışacağım. Yok herhalde soru gördüğünüz gibi. Ha? Nerede var? Öncelikle teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için. Kuzey Irak politikamızın değişim sürecinden bahsettiniz. Bu değişim sürecinin... Soru nereden geliyor? Bir dakika ben görüyorum. Kuzey Irak politikamızın değiştiğini söylediniz. Bu sürecinde Oslo görüşmeleri paralelinde olduğunu söyleyebilir miyiz ve zamanlamanın zamanlar olduğunu adlandırabilir miyiz? İkinci sorum ise İslam coğrafyasında Batı'nın hakim olduğu gece herhangi bir başkanlığın olmadığından da bahsettiniz. Başbakanın Davos'ta yaptığı vanlık çıkışı bir başkaldırıya yeltenmek diyebilir miyiz? Ve bu başkaldırının da bir başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyebilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Evet. Aslında güzel sorular. Teşekkür ederim sorular için. Yani Kuzey Irak'la ilişkilerimiz Oslo'ya paralel değil, aslında daha erken, daha önceki dönemlerde başladı Türkiye Kuzey Irak politikasını değiştirmeye. Oslo süreci ise ondan sonra geldi. Yani Türkiye'nin işte bu Doğu sorununun, Kürt sorununun çözümüne yönelik adımları
önce Kuzey Irak'la ilişkilerin düzeltmesinden düzeltip etmeyi ondan sonra kendi içerisindeki bu sorunu çözmeye çalıştı. Ve doğrusu Kuzey Irak'la ilişkilerini düzeltmiş olması, daha sağlıklı, rasyonel bir temele oturtmuş olması Türkiye'nin işini kolaylaştırdı aslında içerideki sorunu çözme konusunda. Kısaca böyle cevap verebilirim. Başkanlığı meydan okuma konusunda, yani başbakanın Davos'taki tavrı bir meydan okuma mıydı? Yani Batı'ya bir meydan okuma olarak herhalde görmemek gerekir onu, ama İsrail'in politikalarını meydan okuma olarak söylemek gerekir. Bir de şu var arkadaşlar. Yani Türkiye'nin 2010 sonuna kadar izlemiş olduğu politikasındaki dış politikasının temel ilkeler açısından bakarsanız, yani Arap dünyasında Türkiye'nin ciddi bir prestij kazanması söz konusuydu o zaman. Bu prestijle uyumlu politikalar izlemesi gerekiyordu. Bu prestijle uyumlu politika İsrail'in, yani eğer siz İsrail'in saldırgan politikalarına birçok başka ülke gibi tepki verip karşı çıkmazsanız, o zaman Arap dünyasındaki prestijinizin devam etmesi söz konusu olamaz. O yüzden bana göre o politika başbakanın İsrail konusundaki tavrı, ki az önce söyledim, yani Gazze saldırısı gibi gerçekten insanlık açısından baktığımızda çok olumsuz sonuçlara yol açan, çok ciddi katliamların yaşandığı bir saldırı sonrasındaki tepkisi gayet insani bir tepkiydi. İsrail'e karşı bir meydan okumayı başkaldırıydı. Başbakan peki İsrail'e karşı bu meydan okumayı yaparken Batı'dan da tepki alabileceğini biliyor muydu? Elbette ki biliyordur. Yani İsrail'i böyle bir ilişki geliştirirken Batı'nın burada müdahale olabileceğini herhalde düşünmüştür. Ama onu göze almıştır. Alması gerekiyor muydu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bence Türkiye'nin kendi bölgesinde bir takım riskleri göze alması gerekir. Ama az önce bahsettiğimiz bütün o rakamlar üzerinden baktığımızda Türkiye'nin doğrudan kendi bölgesi dışına taşarak Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer batılı ülkelerle doğrudan çatışmalara girmemesi gerekir. Ama Orta Doğu bölgesinin sorunlarıyla ilgilenmesi bölgesel bir güç olarak kaçınılmazdır. Yani İran'da bölgesel bir güç, İsrail'de bölgesel bir güç, Türkiye'de bölgesel bir güç. Bunlar Orta Doğu bölgesinin sorunlarından kaçamazlar arkadaşlar. O yüzden Türkiye'nin yaptığı işte bölgesel bir güç olmanın gereğiydi. Ama şöyle bir sorun çıkarmamak lazım. Türkiye küresel bir güçtür. Dolayısıyla veya güç olduğu vehmine kapılmıştır. O yüzden bunu yapmıştık. Böyle düşünmüyorum ben. Çünkü maalesef Türkiye'nin şu anki ekonomik ve askeri kapasitesi Türkiye'yi küresel bir güç olarak göstermiyor. Ama İsrail ile ilgili tutumu bölgesel bir gücün yapması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani konuş gelir. Hocam özellikle Türkiye ile İran ilişkilerinden bahsettiniz. Bu anlı ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesini Türkiye'nin Orta Doğu politikasının başarıya ulaşması ve Orta Doğu politikaların sorunların çözülmesi hususundaki yaklaşımın farklılaştırılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu her iki toplumdan da eşit seviyede etkilenmiş bir etnik kökene sahip olmaması bile bunu daha fazla önemsiyorum. Bu bakımdan Türkiye'deki son yaşanan süreç dahilinde bu soruyu soracağım. Yani tamamen büyük çerçeveye bakarak, yani küçük çerçevedeki çarpıklıkları bir kenara bırakarak Türkiye'de yaşanan son süreç, özellikle Türkiye'nin İran'a yönelik ambargolara ve verme girişiminin bir cezalandırılması olarak değerlendirilebilir mi? Bu bağlamda bunun yanına sıkıştırılması gerekiyor. Bunu beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle eskiden Kemalistler bunu düşünürdü. Bir İran düşmanlığı algısı yaratırdı. Bu İran düşmanlığı algısının toplumun farklı bir kesiminden, özellikle yani dini hassasiyetleri güçlü olan bir kesiminden bu İran düşmanlığının körüklenmesini neye bağlayabiliriz? Yani bunu özellikle ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani Gramsci'nin bir sözü var. Kültürel olarak iktidarı elde edemezsiniz, siyasal olarak iktidarı elde edemezsiniz. Yani bu kültürel iktidarı
sağlamlaştırması hususunda atılan bir adım olarak değerlendirilebilir mi? Üçüncü sorum yine İran'la ilişkili olacak. Türkiye ile İran'ın ilişkilerinin bozulması hususundaki en önemli sorunlardan birisi esasında Suriye sorununun bölge içi aksiyonlarla çözülmemesiydi. Ve Türkiye'de de esasında bu konuda hata yapıldığı söylenmeli. Türkiye'de Hizbullah özellikle Hizbullah Şeytan denirse Türkiye ile İran ilişkilerinin derinleşmesi ve alanlarının genişletilmesi söz konusu olamaz. Bu bakımdan Türkiye ile İran'ın ortaklaşa Suriye politikası üzerinde yeni bir eksen belirlemesini nereye oturtmak gerekiyor? Teşekkür ederim. Evet. Şöyle söyleyeyim, yani İran'la ilişkilerimiz maalesef sürekli olarak iç politika ya malzeme olarak kullanıldı. Bu geçmişten beri böyle oldu. Demek ki İran'la ilişkili aslında dış politikadaki birçok konu iç politika malzemesi olarak kullanılabiliyor. Ama İran konusunun buna daha fazla müsait olduğunu görüyoruz. Neden müsait? İşte tarihten gelen bir takım bagajlar söz konusu. İşte mezhepsel farklılıklar söz konusu. Senin de söylediğin gibi geçmişte işte daha laik kesimler, seküler kesimler İran'la ilişkilerimiz üzerinde iç politikada bir takım çıktılar üretmeye çalışırlarken şimdi aynı şekilde başka bir kesim işte dini kesimlerden bir tanesi İran'la ilişkiler üzerinde ya da İran konusunda bir takım çıktılar, bir takım amaçlarla ulaşmaya çalışıyorlar. Bu beni çok şaşırtmıyor çünkü Türkiye'deki aslında İslamcı kesimlerin İran algısı sadece işte bu bahsettiğimiz camianın İran algısı değil, diğer İslamcı kesimlerin İran algısı da aslında çok sağlıklı değil. Yani orada ciddi sorunlar var. Aynı şekilde karşı tarafta da, yani İran'daki Türkiye algısında da ya da İran halkının Sünnilere yönelik algısında da ciddi sorunlar söz konusu. Yani bu anlamda biz de Orta Çağ Avrupa'sını çok fazla geçebilmiş değiliz. Orta Çağ Avrupa'sı derken kastettiğim işte din savaşları, mezhep savaşları. Biz halen daha birçok şeyi mezhep farklılıkları üzerinden okumaya çalışıyoruz. Ama modern siyaset öyle demiyor bize. Ben baştan beri söylemeye çalıştığım şey, İran'la ilişkilerimizde bir an önce işte mezhep farklılıkları ya da işte bugün din farklılığı değil mi? Mezhep farklılıkları ya da din algısındaki farklılıkları bir kenara bırakıp bir an önce işte modern batılı devletler nasıl birbirleri arasında veya hatta onlar İran'la ilişkilerini geliştirirken nasıl rasyonel zemin üzerinden ilişkilerini geliştiriyorlarsa biz de bir an önce ona dönmemiz gerekir. Yani bu mezhep farklılıkları üzerinden giden bir İran politikası ne İran'a fayda sağlayacak, ne Türkiye'ye fayda sağlayacak, ne de bölgeye fayda sağlayacak. Oradan belki Suriye'yle ilgili söylediğin şeye geçebiliriz. O konuda katılıyorum sana. Türkiye, İran anlaşabilseydi Suriye sorununa bölgesel bir çözüm bulabilirlerdi kesinlikle. Çünkü iki bölgesel güçten bahsediyoruz. Ancak maalesef ikisi anlaşamadıkları için Suriye'de bu kadar fazla insan hayatını kaybetti. Başka aktörler daha fazla öne çıktı. İşte küresel aktörler öne çıktı. Bugün Suriye sorunu çözüm konusunda Türkiye, İran'dan çok daha fazla Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın ne diyeceği önemli. Bu da Türkiye ve İran'ın ayıbı aslında. Ama benim orada şahsi kanaatim bu işbirliğinin önünde daha fazla İran'ın politikası engel teşkil etti. Yani Türkiye aslında o işbirliğini sağlamaya çalıştı. Yani çok ciddi bir çaba söz konusu oldu. Ama İran doğrudan sorunun Türkiye'ye göre çok daha fazla parçası olduğu için kendi güvenliği açısından da Türkiye'nin böyle bir endişesi yoktu aslında. Ama İran Suriye'yi bir ön cephe olarak gördüğü için kendisine yönelik işte bir takım güvenlik riskleri doğurabileceğini düşündüğü için taraf oldu orada. İran'ın taraf olması Türkiye ile İran'ın bu sorunun çözümü konusunda işbirliği yapmasının önündeki temel engel olmuştur. Türkiye'nin hatası olmamıştır demiyorum. Türkiye'de mutlaka bir takım eksikler olmuştur. Belki daha ısrarlı olması gerekiyordu. Ama temelde İran'ın hatalarıyla açıklanabilir diye düşünüyorum. Belki halen de aslında İran'da yeni bir cumhurbaşkanı var. Ve Suriye'de ölümler devam ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın da bu ölümlerin sona erdirilmesi gibi bir kaygısı da olmadığı gözüküyor.
Onlar hiçbir zaman zaten bir Türk kaynakları olmadı. Dolayısıyla İran'da yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin gene belki fırsat bulup Türkiye ile İran'ın bu konuda Suriye'deki sorun çözümü konusunda gene işbirliği yapması gerekir. Böyle bir zemin halen daha vardı belki ama bunu zorlaştıran faktör Türkiye'deki son yaşanan, Türkiye'de son dönemde yaşanan bu iktidar mücadelesinde İran'ın yeniden çok kuvvetli bir şekilde araç olarak kullanılması. Yani bu Türkiye ile İran'ın sağlıklı bir ilişki geliştirmesini ve işte bölge sorunlarına sağlıklı çözümler kavuşturmasının önünde ciddi bir engel teşkil ediyor maalesef. Bu anlamda belki Suriye'de ölümlerin devam etmesini ve Türkiye'deki bu iç siyasi kavgalarla da ilişkilendirebiliriz. Var mı başka soru sormak isteyen? Şurada bir arkadaş var, orada bir arkadaş var. Ne kadar videomuzu anlatacak? Çok uzak kadar toparlayalım yavaş yavaş. İki soru alalım, ondan sonra bitirelim. Evet. Hocam. Evet. Ben buradayım. Ha. Gözlüğümü getirmeye unutmuşum. Hocam bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak Türkiye'nin dış politikası konusunda geleceğinin yani gelişimini tamamlaması doğrultusunda hangi yönde olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bir de son yıllarda Orta Doğu'ya yönelik bir yönelimimiz var. Sizce dünyanın ileriye dönük gelişiminde doğru mudur Orta Doğu'ya yönelmek yoksa sizce Batı mı daha iyi geldi? Aslında şöyle, yani tek ikisini birleştirip şöyle cevap verebilirim. Türkiye'nin çok boyutlu dış politika izlemesi gerekiyor. Yani çok boyutlu dış politika Türkiye'ye farklı alternatifler sunuyor. Dış politikasındaki bazı ülkelerin olmaması gereken ağırlığını engeller. Dolayısıyla Türkiye ne Batı'ya sırtını dönmelidir, ne Orta Doğu'ya sırtını dönmelidir, ne Rusya'ya sırtını dönmelidir. Türkiye bütün bölgelere açılmaya çalışan bir politika izlemelidir. Yani az önce bahsettiğim o hedefler işte 2023 hedeflerine de ulaşmak istiyorsa bu kaçınılmaz bir şey. Yani burada bir model var. Mesela Almanya modeli var. Bakmak lazım Almanya kimlerle işbirliği yapıyor, nasıl işbirliği yapıyor. Baktığımızda şunu görüyoruz. Almanya'nın dünyanın her bölgesinde çok ciddi ekonomik ilişkileri olduğunu görüyoruz. Bu ekonomik ilişkilerin iyi olması, siyasi ilişkilerin de iyi olmasını gerektirir. Dolayısıyla belki burada Almanya'yı model olarak alabiliriz. Hiçbir zaman ideolojik takıntılar içerisinde hareket etmememiz gerekir. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem Avrupa ile hem işte Ortadoğu'daki İslam ülkeleri ile Orta Asya ülkeleri ile Rusya ile hepsiyle iyi ilişkileri arzulayan, mümkün olduğunca iyi ilişkileri arzulayan ve ekonomiyi ön plana çıkaran bir politika içinde olması lazım. Belki şunu zaman zaman söylüyorum bazı arkadaşlar duymuşlardır. Türkiye'nin dış politikayı ekonomik kalkınmanın hizmetine sunması gerekir. Yani ekonomik kalkınmanın hizmetinde bir dış politika izlemesi gerekir. Bence dış politikanın amacı budur zaten. Bir soru daha demiştik ama arkadan demiştik. Oradan alalım ondan sonra bitirelim. Evet. Hocam şimdi dünya politikasıyla ilgili Türkiye'nin yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı euro dolarda büyük bir artış oldu. Siz hocalarınızın bu konuyla ilgili bir araştırma dış politika yönelik nasıl bir hazırlık var? Veya bir teklif veya tasar var mı? Bilginiz. Evet, bunu ekonomideki hocalarımıza aktarabiliriz bir şey gibi. İktisattan hocalarımız var, maliyeden hocalarımız var burada. Mutlaka bir plan hazırlamışlardır onlar. Hazırladınız mı? Hazırlamamışlar herhangi bir plan. Anlaşıldı, bu işte bana kaldı. Haftaya kadar ben bir hazırlık ettim bu konuda. Lider Sayın Hocam, Samuel Denton diyor ki, Türkiye İslam'ın göz bebeğidir diyor. Kim söylüyor? Hem söylüyor. Kim söylüyor? Samuel Huntington. Huntington mı? Evet. Yani hakkında ben düşünüyorum insanlar çıkıyor. İslam'ın göz bebeğidir diyor mu bilmiyorum onu bilmiyorum ama yani olmalıdır bence. İslam dünyasında yalnız başka bir göz bebeği yükseliyor şu anda. O da Endonezya.
Türkiye'nin önüne geçmiş durumda. Gerçi o da bir takım Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara benzer sıkıntılar onlar da yaşıyorlar ama orada daha büyük bir kalkınma hamlesi söz konusu. Endonezya biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da. Yani bu batıya meydan okuyan Asya'nın bir parçası olduğu için belki bu şekilde giderse İslam dünyasının liderliği konusunda Türkiye'nin önüne geçecek başka ülkeler var. O yüzden Türkiye'nin bir an önce kendi içinde yaşamış olduğu sorunları bir an önce çözmesi gerekiyor. Yoksa İslam'ın göz bebeği değil, İslam'ın göz bebeğine batan bir çöp haline gelebilir. Deyip bitirelim mi? Hocam. Sor. Bitiremedim, bitirdi. Evet. Hocam, teknik bir sorunu çözerken İran, özellikle tepkiye karşı hani İran ilişkileri için. Bunun için İran zaten bize bir daha söyler misin? Ben bunu çok önemli bir şey yapıyorum. Terör sorunu çözerken PKK'ya karşı bir daha ilişkiler derken Irak gerçekleri Bağdat hükümetine bölgesel Türkiye'nin yaptığını diyorsun. Yani Türkiye'nin az önce söylediğim gibi 2010'lardan sonra politikasında konjonktürün getirdiği bir takım şeyler var, zorlamayla bir takım değişiklikler söz konusu. Yani PKK-PJK konusunda İran'la işbirliği yapıyoruz. O dönemde şu anda PKK-PJK konusunda İran'la tam işbirliği yaptığımızı söylenemez. Yine 1990'lardaki de benzer bir takım karşılıklı suçlamalar yeniden baş göstermeye başladı. Dolayısıyla aynı dönem itibariyle baktığımızda aslında İran'la 2000'li yıllarda, 2010 sonuna kadar o her alanda işbirliği yaparken Kuzey Irak konusunda da çok fazla sıkıntı yaşamamıştık mesela biz İran'la ilişkilerimiz konusunda. Ama 2010 sonrasındaki sorunlarda İran'la biz hem Bağdat konusunda sorunlar yaşamışız, hem PKK-PJK konusunda sorunlar yaşamışız, hem de ekonomik ilişkiler konusunda sorunlar yaşamışız. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu? Olmadı mı? Yok yok, siyasi alanda da Türk bölgesel yönetimiyle siyasi alanda da çok sıkı ilişkilerimiz var ki zaten yani Barzani'nin Türkiye'deki sorun çözüm konusunda da işte bu açılım konusunda da ne kadar gelip destek verdiğini görüyoruz. Hem güvenlik alanında hem siyasi alanda hem de ekonomik alanda bölgesel Türk yönetimiyle Türkiye'nin sıkı bir işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Sadece ekonomik alanda değil. Evet, teşekkür ederim. Geldiğiniz için.